Dostlar yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz. Şimdi herkesin kafasındaki en büyük soru işaretini yönelteceğim. Dolar ne olur? Neye göre? Nasıl yani? 1 dolar her zaman tek başına 1 dolardır. Dolar bir şeye göre fiyatlanır, yükselir ya da düşer. Yani dolar TL ne olur dersen bir şey anlatabilirim. Euro dolar ne olur dersen bir para çiftliğini soruyorsam onunla ilgili bir şey anlatabilirim. Tek başına dolar ne olur? Çay kaşığı ne olur diye sorsam ne dersin bana? Tamam ya tamam, ikisini de soruyorum. Dolar TL ne olur? Dolar Euro ne olur? Gene en çok merak edilen soruları sordun ama tebrik ederim. Evet. Hangisini anlatayım önce? Sana bırakıyorum eğer kafanda bir sıralama varsa. Euro doları anlatayım, en çok isteneni sona bırakayım. Tamam. Euro dolarla ilgili daha önce söylediğim her şey aynen geçerli. Birazdan neden geçerli olduğunu anlatacağım. Daha önce 2020 kehanetlerinde şey demiştim. 2020 yılında 1 oranını göreceğiz. Evet. Euro dolarda. Onu söylediğim zaman harita 1.14'tü. Şu ara 1.07. Daha önce 1.06'ya kadar düştü. Tekrar yükseldi. Evet. 1.07'ler civarında. O videoda söylediğim şeyler konjonktür değişmiş olsa da şans eseri hala devam ediyor. Bence yakın zamanda Euro dolar 1 efsanesini yaşayacağız. Hatta doların Euro'dan daha değerli hale geldiği günleri göreceğiz diye tahmin ediyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Bu sadece benim kişisel öngörümdür. Daha önce neye dayanıyordum? Şimdiki farka rağmen neye dayanıyorum? Dünyada müthiş bir dolarizasyon vardı zaten koronavirüs salgınından önce. Dolar endeksinin sürekli tıkır 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 iki ileri bir geri, iki ileri bir geri yöntemiyle yukarıya doğru gittiğini görüyorduk. Sonra işte koronavirüs salgını, büyük bir resesyon, büyük bir durgunluk, bir buhran ve Amerika Merkez Bankası Fed alelacele faizleri neredeyse sıfırladı. Arka arkaya faiz indirimleri, çok sert faiz indirimleriyle. Normalde bu durum şöyle bir sonuç yaratır. Amerika dedi ki faizleri sıfıra indiriyorum, piyasayı da dolara boğacağım, dolar basacağım ve salacağım. Normalde bunun gerçekleşmesi, bunu bana 6 ay önce sorsaydın ya da 4 ay önce sorsaydın, derdim ki sana işte euro dolar 1.5'a fırlar, dolar TL, dolar 4 liraya düşer, 3 liraya düşer. Böyle bir parasal genişleme neticesinde. Ama durum farklı. Dolarizasyon devam ediyorken ne kadar dolar salacağım piyasaya derse desin dolarizasyona etkisi olmadığını, aynı şekilde dolar istiflemeye devam ettiklerini görüyoruz insanların. En güvenilir para birimi, kim itiraz ediyorsa ya da kim aksini düşünüyorsa kesinlikle katılmıyorum. Hala en güvenilir para birimi dolar. Çünkü hala altın dolarla fiyatlanıyor. Çünkü hala petrol dolarla fiyatlanıyor. Bu iki senaryo değişmediği müddetçe dünyanın en sağlam para birimi dolar olarak devam edecek. Şu anda piyasaya salınan para durgunluk içerisinde önemsenmiyor. Yani insanlar Amerika'nın para basmasını ya da faizleri sıfıra indirmesini önemsemiyor. Çünkü gelecek para dışarıya yatırım olarak gitmeyecek. Ne güzel dolar bolluğu var. Gidelim biz bunları gelişmekte olan ülkelerde yatırım yapalım, orada değerlendirelim, paramıza para katalım gibi bir sonuç doğurmayacak. Evet. Şu anda basılacak ve piyasaya salınacak para ihtiyacı, zaruri ihtiyacı karşılamaya yönelik. İşte Amerikan halkı evde otururken yaşadığı finansal problemleri desteklemeye yönelik. Biraz daha sıfıra inmiş talebi canlandırmaya yönelik. Hani bu bir enflasyon doğuracak parasal genişleme değil. Bu dışarıya para kaçıracak, gelişmekte olan ülkelere yatırım yapma amaçlı para kaçıracak, onları feraha erdirecek bir parasal genişleme değil. Bu can suyu. Piyasaya salınan can suyu. O yüzden sınırsız yapacağım dedi adam. Sınırsız gerekirse para basacağım, sınırsız gerekirse destekleyeceğim. Sonra gitti Avrupa, Euro bölgesi de aynı şeyi yaptı. Dedi ki varlık alımı gerekirse sınırsız varlık alacağız.
Yeter ki piyasaları ayakta tutalım. Normalde bunlar olduğu zaman bizim Euro TL'nin ya da Dolar TL'nin 3 liraya, 2 liraya falan düşmesi lazımdı. Düşmüyor, düşmeyecek de. Her zaman alışılagelmiş senaryo burada uygulandığı zaman beklenen sonucu doğurmuyor. Çünkü konjonktür farklı. Sana ben insülin vurursam sen bir sıkıntı yaşarsın. Çünkü şeker hastası değilsin. Evet. Ama sen şeker hastası olursan, ki şu anda piyasalar şeker hastası, sana insülin vurduğum zaman sen normale dönersin. Evet. İşte bu aynen böyle. Ben ısrarla şunu söylüyorum. Türkiye de para basacak. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası da para basacak. Başka bir şansı, ihtimali yok. Basmalı demiyorum. Basacağına eminim. Neden? Baba yok. Canlandırması gerekiyor. Şimdi mesela herkes aynı şeyi söyler. Türkiye para basacak desem, sokakta, şurada köyde oturan bir amcaya da sorsam enflasyon olur oğlum diyecek. Çünkü bu kafalara kazınmış bir klişe. Bunu söyleyecek adam. Fakat enflasyon olmaz. Çünkü şu anda durgunluk var. Çünkü zaten senin elinde bir ürün var ve onu satamıyorsun. Bir aydır, iki aydır satamıyorsun. Ve geleceğe de karanlık bakıyorsun, doğru mu? Evet. Ben zaten satamayacağım bu ürünü diyorsun. Ah diyorsun, birisi çıksa da 5 liralık ürünü 4 lira bile verse vereceğim diyorsun. Evet. Yeter ki paraya dönüyor. İşte birileri para basıp piyasayı paraya boğarsa, ben sana parayla geldiğim zaman sen artık ben bu malın fiyatını 5 liralık malı 12 liraya çıkartayım endişesinde olmayacaksın. Sen ulan satayım da kurtulayım diyeceksin. Evet. O yüzden enflasyon doğuracak. He, uzun vadede enflasyon doğuracak mı? Evet, doğuracak. İşler normalleşene kadar enflasyon doğurmaz. İşler normalleştiği zaman da aynı şekilde devam ediyorsan, eğer o günün konjonktürüne uygun hareket edemiyorsan, ki bizim yöneticilerimiz genellikle hep birkaç adım geriden takip ediyor. Ekonominin iyi yönetilmesi için çok sağlam öngörülere ihtiyacın var. Fed gibi davranman lazım. İşsizlik oranı, enflasyon, işsizlik çok düştü. Enflasyon, yavaş yavaş enflasyon yaratmaya başladı. O zaman ne yapalım? Faizleri yavaş yavaş yükseltelim. Sonra birdenbire iş tersine döndü. Fed ne yaptı? Faizleri hemen düşürelim çünkü durgunluk var. Piyasaya para oldu. Evet. Bu bilgiler ışığında Euro dolardaki tezim aynen geçerli. Bir civarına düşeceğini, bire göreceğini, hatta birinin de altına ineceğini düşünüyorum. Doların euroya geçeceğini. Evet. Daha önce videolarda izleyenler biliyor, izlemeyenler de bu video bittikten sonra izleyecekler. Oradaki öngörüm aynen geçerli. Gelelim dolar, dolar, TL'ye, dolara. Aynen öyle. Şimdi yine bu parasal bolluktan biz nasibimizi alamayacağız. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani bize dünyada Amerika, Fed, dolar bastı. Her yere dolar gölü olacak falan gibi bir şey beklemesinler. Hemen hemen hiçbir ülkeye gitmeyecek de gidecekse bile biz geleceği son ülke biziz. Çünkü ne bir finansal güven ortamımız var. Ne yarına güvenle bakabilecek bir reel sektörümüz var. Ne yatırımlarımız var. Ne de piyasamız canlı. Bütün bu bilgiler ışığında sen dolarını alıp gelip burada para kazanmayı düşünebilir misin? Faiz ortamın enflasyonunun altında faiz veriyorsun. Sana para getirmesi için geçerli hiçbir neden yok. Mantıklı hiçbir neden yok. Ya sen birey olarak cebindeki TL'yi götürür bankaya, mevduata yatırır mısın? Çünkü enflasyonun altında ezileceğini biliyorsun. Evet. Enflasyon rakamının gerçek olmadığını düşünüyorsun. Ben öyle düşünüyorum. Faiz düşük, enflasyon yüksek. Ben mevduata yatırırsam paramı bir senenin sonunda ilk yatırdığımdan daha düşük bir tutar gelecek aslında reel olarak baktığın zaman. Dışarıdaki adam onu bilmiyor mu? O yüzden sana para gelmesi için, sana dolar gelmesi için hiçbir sebep yok. Sen burada TL basacaksın. Piyasanı canlandırabilmek için, en azından ayakta tutabilmek için. Ve bastığın TL de muhtemelen dolar talebi yaratacak. Çünkü ben şu anda elime para geçse TL olarak birisi bana al kardeşim biz bastık TL'yi buyur dese, birisi destek verse ya da birisi ucuz kredi verse ben o parayı alırım ya dolara giderim
ya fiziksel altına giderim. Kusura bakma ama dükkan açmam yani. Bana gülerler. Yatırım yapar mıyım? Yapmam. TL mevduatta kalır mıyım? TL'de bir saniye kalmam. Bu neyi doğuracak? TL zaten yokken şu anda 6.75'lere dayanmışız. 6.75'lerde de bu arada zorla tutuyoruz. Daha önce oynadığımız çok tehlikeli bir oyun vardı. Bir video çekelim ona. Swap oyunları. Swap oyunları yapıyoruz biz ve yine buna başvuruyor durumdayız. İnsanlara Avrupa'ya, Londra'ya TL musluklarını kapatıyoruz. Adamları açıkta tek ayak üstünde bırakıyoruz. Daha önce yaptık, bir kısım bedelini ödedik. Şimdi yapıyoruz, onun da bedelini ödeyeceğiz. Sen adama TL vermezsen, adam da elindeki TL varlıkları satıp TL'yi bulmaya çalışır. Sattı çıktı. Kalanı varsa onlar da satıp çıkacaklar. Uzun vadede ilk etapta sen swap faizini yükseltiyorsun. Diyorsun ki adamlara dolara geçmeyin. Dolara geçerseniz swap ödemek zorundasınız. Faizi de %500. Haklı adam diyor ki lan dolardan kazanacağım paranın çok daha fazlasını swap faizi olarak, geceleme maliyeti olarak ödeyeceğim. O zaman dolar TL'de işlem yapmayayım. Yani zorla doları baskılamış olacaksın. Evet. Almayı düşünen adama aldırmıyorsun. Bunu ama kurtarıyorsun. Ama metazori. Serbest piyasa değil mi abi bu? Şu anda anlattıkları şey serbest piyasa değil mi? Serbest piyasa ekonomisindesin diyorsun. Dalgalı kur rejimindeyim diyorsun. Yani bir yandan swap oyunu oynuyorsun. E adam sana unutmuyor. Adam bu da unutmaz yani. Tabii. Daha önce unutmadılar. Yine unutmayacaklar. E bu yandan baktığın zaman dolar yükselecek gibi görünüyor. TL basarsan dolar yükselecek gibi görünüyor. Ki TL basacağın garanti. Doların yükselmemesi için tek bir senaryo var. Ona da çok uzak görünüyoruz. IMF ile anlaşırsak dolar yükselmez. Bu bahsettiğim hikaye gerçek olmaz. Ama ısrarla ve şiddetle IMF ile anlaşmayacağız açıklamaları geliyor. Ben bu arada IMF ile anlaşılması taraftarı bir adam değilim. Çünkü IMF'den aldığın paranın tatlı tatlı yediğinin acı acı çıkardım hesabı var. Her ne kadar mantıklı, ucuz kredi gibi görünüyor olsa da o işin de perde arkasında çok acı reçeteler. Acı reçete derken hani mesela ben şeyden bahsetmiyorum, vatandaşa kemer sıkma politikasından falan bahsetmiyorum. IMF sana bir yandan bunu verirken bir yandan da başka emelleri var. Diyor ki oraları da öyle yapın, şuraları da özelleştirin. Ucuz ucuz verin diyor, şeker fabrikalarına atıyor. Bizim çocuklara diyor, Johnny'lere. Şu diyor, enerji dağıtımını diyor, özelleştirin. Onu diyor, verin bir bakalım diyor. Bu size bu parayı veriyorum ama diyor, bu paranın hepsini de diyor, şurada kullanmayın. Buraya da diyor, yol yapalım. Ya da diyor, işte şuradan araba alın. Buraya kadar anlattığım bilgiler ışığında, benim öngörüm, yatırım tavsiyesi değil de, doları IMF'le büyük bir anlaşma yapmaz isek şayet bu şekilde tıkır 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 yükseleceği yönündedir. Gerçi bu zamanda her ne kadar dolar değilse de gündem ama merak ediliyor. Ben de sordum. Dolardan daha önemlisini anlatacağım bir sonraki videoda. Buğday. Bu bölümün de sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanallarımıza abone olun. Videomuzu desteklemek için beğen butonuna basın. Kendinize iyi bakın. Mutlu günler. Görüşmek üzere.